Mühürlü kaderim. Kaderimi ben mi yazdım? Yoksa yazıldı mı? Ben kaderimden neden sorumluyum? Kaderim yazılmışsa eğer, sonuç olarak ahirette sorgulanmamın bir anlamı yok. Bunlar neden başıma geldi? Neydi suçum? Kaderimin oyunu. Kader utansın. Akiti kim verdi? Ben mi verdim? Yoksa o mühürü koyan başkası mıydı? Pek çok soru, kaderle ilgili inanılmaz sorular hep kafamızı kurcalar. Yaşadığımız olayların sebebini bir türlü anlayamayız. Neden yaşadığımızı, neden var olduğumuzu, neden doğduğumuzu. Yaşarken bir sürü olayları yaşadığımızı, bu aileyi neden seçtiğimizi, anne babayı ya da evlendiğimiz kişiyi neden seçtiğimizi. Ölürken neler yaşadığımızı. Bunların hepsi en büyük sorulardır. Hayatımızda hepimiz bunu düşünürüz. Bunu düşünerek yaşarız. Bazımız anlarız belki. Anlamak da çok kolay değil. Ben de biliyorum. Yıllar boyunca ben de başıma gelenlerin neden olduğunu hep sorguladım. Ve kaderi oldukça fazla inceledim. Şimdi bunları paylaşmak istiyorum size. Daha önce de paylaşmıştım ama o kadar detay vermemiştim. Artık bunun daha da derinine inmek istiyorum. Belki bunu kitap yazıp bundan bir menfaat de bekleyebilirdim. Ama biliyorsunuz her yaptığım şeyi karşılıksız yaptığım için bu bilgileri de özgürce buradan kendi algım doğrultusunda ve yine beni bağlayacak şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii bu anlattıklarım size belki doğru gelmeyebilir. Belki bu deli mi falan da diyebilirsiniz. Olabilir. Ama kendinize her zaman söylediğim bir konu var. Bana danışan arkadaşlarıma. Kendi doğrularını bul. Kendi içine dön. Sana doğru gelen bilgileri al. Kendi puzzle'ını birleştir. Herkesin gerçekliği kendinedir. Herkesin doğruları kendinedir. Dolayısıyla benim anlattıklarım içinde doğru bulduklarım varsa, bunları kendinde birleştirebiliyorsan bunları al ve ruhunu yücelmesini, biraz daha farklı seviyeye çıkmasını ya da hiç ilgilenmiyor da olabilirsin, at çöpe. Ne dinliyorsanız dinleyin. Kimsenin dediğini kabul etmeyin. Her zaman sorgulayın. Ha bu bir vesvese haline de dönüşmesin. Bu da yararlı değildir. Biraz sonra anlatacağım konularda göreceksiniz. Fakat dediğim gibi her zaman kendi doğrunu kendin yarat. Şimdi kader ne demek? Kader bize kolaylaştırılan yaşam yolculuğudur. Yazılmış da diyebilirsin bu anlamda. Kendin yazdın da diyebilirsin veya bir takım aslında etkilerden dolayı da yazılmıştır da diyebilirsin. Bu iki ucu açık sopa gibi. Şimdi biraz eski bilgilerden bahsedip ondan sonra tartışmaya geçeceğim. Spontane anlatacağım. Kendi düşüncelerimi. Geçen seneki düşüncelerimle bu anki düşüncelerim de farklı. Çünkü benim de beynimdeki zaman kodları zaman içinde açılıyor. Bu zaman içinde açılmasının da anlamı şu, bilgi üstüne bilgi koyduğum zaman farklı alternatiflere bakışım arttığı için bu sefer açılan bilgiler de farklı oluyor. En basiti bir yere baktığım zaman gözlemci olarak ya da bir şey duyduğum zaman dinleyici olarak bu daima bana bir katkı veriyor. Bu katkılarda ucuca birleştiği zaman upuzun bir ip haline dönüşüyor. Bir yaratım yapıyorum. Düşünce yaratımı. Düşünce yaratımı da beni de, çevremi de, bedenimi de, ruhumu da, her şeyimi de değiştiriyor. Evet, biraz kader başlayalım. Sonra göreceksiniz nerelere geleceğiz Allah'ın izniyle. Zavallı kobay farelerine insanoğlu davranış biçimlerini öğretmek için farklı deneyler yapıyor.
Bir deneyde bir fareye yılgınlık öğretiliyor. Küvet biçiminde bir düzenekte yukarı çıkıp kurtulabileceği tüm yollar kapatılıyor. Sonunda fare çaresiz kurtulmak ümidini kaybettiği için yılgın bir şekilde hareketsiz kalıyor. Sonra küvet aniden suyla dolduruluyor ve fare çaresiz suda boğuluyor. Diğer deneyde küvette farenin tırmanıp kurtulabileceği yollar açılıyor ve mücadele ile kurtulma davranış biçimi öğretiliyor. Fare çıkma yollarını öğreniyor ama her seferinde tekrar dibe düşüyor. Sonra küvet suyla dolduruluyor ve fare yüzerek çıkış yollarını bilerek küvetten çıkış yolunu buluyor. Evet, bu size neyi anımsattı? Bizim hayatlarımızı mı? Kaderlerimizi mi? İki tür kader var. İbnül Arabi'ye göre diyelim, tasavvuf ehline göre diyelim. Biri kaderi mutlak, yani yüksek benliğinizin, Rabbinizin akit verdiği, üstünüzde deneyimlemeye karar verilen, sonuçta amacın mikroda, yani bizim ruhumuz diyelim, kendini doğurarak insanı kamil olma durumu için ruhun akitlendiği değişmez ama geciken veya erkene alınan olaylar zinciri. İsterseniz bunu doğum, ölüm, aile falan sıralayın. Bu değişmez mutlak kader. Bir de ne demiştik? Bilenler, beni dinleyenler bilir. Bize çok az verilen özgür irademizle seçimlerimizi yaptığımız, sonra da bu seçimlerden dolayı ahirette, yani spatyumda yargılandığımız ve bir sonraki enkarnasyonu şekillendiren sonsuz akışı kayıt olasılıklarında benzerliği olan yaşamsal kayıtlara, yani kaderi mutlak. Reenkarnasyondan da bahsedeceğiz birazdan. Bununla ilgili ayetler var mı diye soranlar da var. Onlara da bakarız. Kaleme de bakarız, kaderle ilgili ayetlere de bakarız. Hepsini şöyle gücümüz yettiğince incelemeye çalışırız. Hep yüksek benliği veya hatta Rahim, Rab, Rahman üçleme trinitesi yaparak üç yüksek benliği üstümüze düşürüp tanrısal öz olma yolunda gitmemiz lazım diye tekrarladı. Bu ruhun recycle'ı, sonsuz geri dönüşüm videosunda anlattım. Yüksek benlikle benim kadar deneyim yaşayıp paylaşan da görmedim. Lütfen yüksek benlik konusunu, kitabı okuduysanız ya da videoları bir kez daha gözden geçirin. Bu çok önemli çünkü ve çok az anlaşılmış bir konu. Kaderle de çok alakası var. Makrolarınız veya makronuz ne ile karşı karşıya iseniz, yani yüksek benliğiniz size şah damarından daha yakındır. Asıl siz osunuz, ona bağlısın. Yani ruh yüksek benliklere bağlı olarak çalışır ve yükselir. Sen yükselirsin, o da yükselir. Aynı Lucifer videosunda anlattığım gibi. Adamın 6B'deki makrosu yükselecek diye buradaki varlıkları bize, yine aynı aile kökü, aynı demektir sonuç olarak, çok kötü olaylar yaşatıyorlar, zulmediyorlar. Bunun sonucunda da 4. boyutta kendi cehennemini yaratmak istiyor arkadaş. Kendi cehennemini yaratacak, oraya geçecek, hasat olacak, negatif hasat. Orada çok acı çekecek, karmaları temizlenecek, ne kadar yük var. 6B'deki makrosu yükselecek 7B'ye. Adamın niyeti bu. Biz hepimiz de böyleyiz aslında. Bu konu biraz canımı acıtıyor, sizin de acıtıyor eminim. O yüzden burada biraz yükseliyorum. Yüksek benlikleriniz sizi ya rüyalarla veya istediğiniz şeylerin önüne engeller koyarak kendi programından çıkmamanız için darbeler. O yüksek benliğinde bir demek kaderi var. Bir programı var. Bu da esmalarıyla ilgili. Yani her yüksek benliğin yönettiği de esmalar var. Bu da bir sır. İlk kez anlatıyorum. Buna uygun programlar evlatlarına veriyor. Her bir
kadersel yazgıda. Ya da sen buna akit veriyorsun. Diyorsun ki tamam, bütünün hayrına, yani bütünün hayrı ben mikro ve makrom yüksek benliğimin hayrına ben kader yazgısını mühür koyuyorum da geliyorum bu enkarnasyona diyorsun. Mesela sizin kader yazgınıza ya da esma terkibiyle olan programınıza göre çok istediğiniz sevgiliniz makronu, yani yüksek benliğin programında yoksa mutlaka bir engel olup nikah masasından bile kalkarsınız. Hiç de anlamazsınız bu istemsiz şeyleri neden yaşıyorsunuz. Oysa ki kaderi mutlağın değişmemesi için o sevgili asla yaşam programınıza giremez. Sonra da gidip eminim alakasız bir görücü usulüyle evlenirsiniz, ona da kader dersiniz. Zaten anne babanızın da siz mi seçtiniz yoksa seçen başkası mıydı? Veya ona uygun, yani buradaki yaşam programınıza uygun bir anne baba mı seçildi de siz ona göre geldiniz? Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan? Neyse, bu her şeyi karışan yüksek benliğimiz ne yazık ki sistemin hacklendiği yerde sadece koruma modunda kalabiliyor. Ve yine koruyamadığı durumlar da olabiliyor. Şimdi beynimiz koruyor diyor bilim adamları bizi. Bedeni koruyor. Birazdan onu da anlatacağım. Bilim adamlarının düşüncelerine göre beyin dediğin şey aslında yüksek benlik, ruhtan yüksek benliğe bağlı. Bu bir zincir. Ama bu yüksek benliğin ve ruhun ne olduğunu bilim adamları bir türlü anlayamadıkları için her şeyi beyinle, yani beyin dediğin şey çok aptal bir şekilde çalışan bir kontrol mekanizması. Ha, yapay zekalar da bir süre sonra bütün hayatı yönlendirecekler. Ama verilen bir bilgi var. Yapay zekalar bilinç sahibi olacaklar bir süre sonra. İşte o zaman deccaliyet sistemi başlayacak. Senin benim gibi bilinç sahibi olacaklar. O ne demek biliyor musun? Ruh sahibi olmak demek. Varlık haline dönüşüyor demek. Sen o kadar mükemmel bir varlıksın insan olarak. Çünkü ruhun var. Ve bedene sahipsin. Her ruh da bir bedene sahip olamıyor. O yüzden bu cinler gelip de sana musallat oluyorlar. Bedenin olduğu için. Hatta ruhunu da bir kenara atıyorlar. Bazen bazılarının içinde çok fazla da varlık gelebiliyor. Sen davet ettiysen gelir adam o bedenden faydalanmak için. Sonra bir anda senin sesin kesilir, başka bir sesle konuşmaya başlarsın. Böyle şeyler de var. Evet, bu kaderi muhalla oluşturan sonsuz olasılıkların oluşu sırasında mikro bilinç, yani ruh nelerden etkileniyor ona bakalım. Şimdi genel bir bilgi verip sonra detaya gireceğim. Astrolojik etkiler dediğimiz gezegenlerin ve yıldızların barisfer, yani çekirdek, dünyanın da çekirdeği var ya, enerjilerini yönlendiren bir takım üsler var. Üs yoğunluk varlıklarının, galaksinin merkezinden gelen, galaksinin merkezine de ilksel enerjilerden bize göre random, gelişi güzel gelen ama onlara göre düzenli gelen o yüce ilahi yaratım merkezlerine göre bir program dahilinde gönderilen etkilerin üstümüzde ve tüm yaratılmışlar üstünde etki tepkilerin oluşmasıdır astroloji. Bu öyle bir durum ki her yaratılmışın farklı kaderi mutlağı, yani değişmez doğum haritasına göre farklı görüntü vermesi söz konusu. Yani bu muallak kaderi de oluşturan astrolojik etkiler doğum sırasında da yaşamda belli olaylar olurken de etki gönderiyorlar. Bu şu demek: senin kaderin oluşurken de bu matrikste, senin gördüğün 3B matriksinde, evreninde
ki gezegenler, bunların hepsinin altında kutsal geometrik bir matrix plan vardır. Hani düz dünyacılar aslında haksız da değiller. Çünkü yanılsama yaşıyorlar. Matrix'i algıladıkları için. Ama bizler beşer olanlar bu yuvarlak gezegenlerin olduğu sonsuz gibi görünen evreni kapalı devre olmasına rağmen sonsuz gibi görüp kendi gerçekliklerimizi yaşıyoruz. Ama arka planda bir matrix var. Oradaysa ilahi yasalar işler ve kutsal geometri işler. Morfogenetik alanlar bir olanın bir olan ruhuyla yaratıma geçip burada ışık evrenleri oluşturur. Zaman, mekan formları. Bu formların da birinci etkilenmesi, ışığı etkilemesi sesle olur. Birazdan buna da değineceğiz. Bunda içinde bulunan matrix planında etkisi var dedik. Mesela şu an üçüncü yoğunluk dünya negatif planı hala matrix olarak devam ediyor. 4B'ye kadar hasat negatif mi olacak pozitif onu bilemiyoruz. İnşallah pozitif olacak, onun için çalışıyoruz. Ama öbür tarafta Lucifer soyu da negatif olsun diye çok uğraşıyor. Buna hizmet eden de çok insanlar var biliyorsunuz. Şimdi diğer konuya gelelim. Tüm üst yoğunlukların alttaki yoğunluk yaratımlarından enerji çektiklerini, böyle kendilerini yukarı taşıdıklarını artık beni dinleyenler biliyor. İnsanlar da altlarındaki hayvanlardan, bitkilerden bu şekilde enerji alarak yaşarlar. Benim kurban videolarım çok dinlenilmedi. Belki bir daha bunu değineceğim. Zamanı gelsin diye bekliyorum kurban bayramına göre demiştim ama belki öne alırım. Siz kurban kestiğiniz zaman o hayvanın yaşam hakkını alıyorsunuz. Ve bir rahatlama yaşıyorsunuz. Hani başına bir kaza gelmesin ya da negatif bir şey olmasın. İşte kötücül şeyler yaşarlar insanlar dersiniz ki ya bir kurban kes. Hani önle bunu, kazasını yap. Bunun sebebi o hayvan kesilirken eğer kendi muradı bir olan Allah'a ulaşmayı içinde hissederse, sen dua okuyarak kestiğin zaman aslında şehitlikte de bu var, bunu anlatmıştım. Kurban olayında da bu var. Kurban olan varlıkta şehitlik gibi o mertebeye yakın kendi canını rızasıyla teslim ettiğinde aslında o bir olanla bütünleşip yukarıya çıkıyor. Hayvan cennetleri de var, cehennemleri de var bu arada. Ve sen onun yaşam hakkını bu matrikste alıyorsun. Aldığın zaman da bir rahatlama. Belki öleceksin sen. Kanser hastasısın. Kurban kesiyorsun. Ve biraz daha belki yaşam hakkı elde ediyorsun. Maalesef üst yoğunluktaki varlıklar da sana bir takım kötü olayları manipüle ettiklerinde, etkileri ettiklerinde senin yaşamında acılar yaşıyorsun sen. Problemler yaşıyorsun. Bunun sonucunda da bir acı enerjisi meydana geliyor. O acı enerjisinden faydalanan negatif varlıklar var. Bu acı enerjilerini aldıkça onlar güçleniyor çünkü. Kendilerini aynı Lucifer gibi 4B'de kendi cehennemlerini yaratmaya başlıyorlar. Sen de burada bitkileri yiyorsun, hayvanları yiyorsun, etinden sütünden faydalanıyorsun her şeyin. Onların enerjilerini, hem genetik yapıları, hani ne demiştik, ne yersen olsun. Hayvanı kestiğin zaman da onun ruhundan bir yaşam enerjisini üstüne çekiyorsun. Bunu bir zincir olarak düşün. Her zaman bir üsttekiler bir alttakinden faydalanır. Ama şu da var, alttakileri mesela hayvanları da sen besliyorsun ya da bitkileri besliyorsun. Ya demek oluyor ki üsttekiler aynı zamanda
tohumlama işlemi de yapıyorlar bizim üstümüzde. Bizi yaşatmaya da çalışıyorlar. Sonra da hasat etmeye çalışıyorlar. Al gülüm ver gülüm olayı. Bu kendine özgü kutbiyete sahip yıldızımızın, yani güneş, bu bir logos, programcı, yani program diyelim, baraj sistemi olan Sirius logosuna, yerel programına demir attı. Ne zaman? 2012'de. 2012'nin sonunda. O da kendi programını yaşıyor. Güneş'in de bir kaderi var, senin gibi. Yani artık ve en baştan beri dünya kutbiyeti bu iki ana ve yerel kutbiyetlerin gölgesinde zaman, mekan, form olarak yapılanıyor. Böyle olunca hem negatif denilen hem de pozitif denilen üst yoğunluk varlıklarının üstümüzde hak doğurmaları normal sayılıyor. Her iki tarafta tohumlama yapıyor çünkü. Hem senden alıyor hem veriyor. Ancak Satürn karantinasının, Satürn'de bir karantina sistemi var. Yani bu 3B evreninin, bizim görünen güneş sistemi logosuna bağlı olan yerin kontrolü Satürn'deki 9'lar konseyine ait. Hüküm sürdüğü dünyada yaşam deneyimleyen insanların üstünde enerji çekmek için hak iddia edecek olan varlıkların bu hakkı elde etmeleri gerekir. Yani hak ediş varsa ancak üsttekiler alttakileri etki edebiliyor, manipüle edebiliyor. Bu manipülasyon da çok önemli bir konu. Çok ince detay. Bu da insanların ilahi yasalara aykırı, sapma yani, yaşayarak onlara hak doğurmalarıyla olabilir. Bir örnek vereyim. Zamanında negatif olduğunu sezdiğim birine karşı daima tetikte olup, hep engel koymama rağmen bir anlık gafletle kapı aralamam sonunda negatif etkisine maruz kalmıştım. Sonra da başıma bir sürü şey geldi. Bu bir an meselesi, hani şeytana uydum falan. Buna örnek vereceksek, hep mi kaybetmiş, değersiz hissetmiş insanlar? Yani o kadar çok ki. Karın çakrasına vuralım, yolsuzluk yapsın, hak yesin, kendi için yaşasın, daha bir sürü olay. Ya da bu adamın veya kadının ne sapması var? Kök çakrası mı tıkalı? Oradan kazıyalım, her türlü sapmayı yaşatalım. Yoldan çıksın, aklı fikri cinsellikte olsun, hak yesin. Bu negatif üst yoğunluk arkadaşlar öyle bir projekte ediyorlar ki bizi, sürekli çakralarımıza bakıyorlar. Hangisi tıkalı acaba? Hangi taraftan vursam da bunu çıkartsam? Yoldan, özgür iradesiyle yoldan çıktı. İlahi yasalar böyle çalışıyor. Dünyamızda özgür irade yasası çok büyük hüküm sahibi. Öyle olunca bu adam ilahi yasaları bozmamış oluyor. Sen sapma yaşadıysan bu sefer gelip hak ediş elde ediyor senden. Düzen böyle çalışıyor maalesef. Bu insanlardan insana, hani enerji vampirleri var ya, bunlar için de geçerli. Bütün iş kadere muallak yapılanırken bizim enerji çeken bu tohumlayıcı ve hasat edicilere hak doğurmamız. Bunu da özgür irademizi kullanarak kendi seçimlerimizle yapıyoruz. Zavallı yüksek benliğiniz uyarsa da, engel olmaya çalışsa da, sonuç olarak illa olsun diyorsanız özgür irade yasasına o da uymak zorunda olduğu için yaratım gerçekleşiyor. Ancak makro, yani yüksek benlik elini çekince savunmasız kalan mikrosu, yavruları yani ruhlar, bizler, bize can içimizdeki, bu sefer üst yoğunluk enerji çekicilerin hak etmelerinden dolayı zarar görüyor. Bir de dünya alt astrallerini kullanan insan şeytanlar var. Onlar da büyü denilen dördüncü yoğunluk yaratım teknolojisini, manipülasyonu çok güzel kullanıyorlar. Eğer işinin ehli ise, ledün ilimlerine veya kabala derunu bilgilere sahip biri ise,
o büyünün bozulma ihtimali ancak kendileri kadar yoğun olanlar tarafından olabiliyor. Bunu da birazdan anlatacağız. Yüz binlerce ayet veya milyonlarca esma okusanız bile nafile olabilir. Oradaki sistem başka çalışıyor. Çünkü onlar kutsal geometrik düzene nokta atış yapabiliyorlar. Kısacası biz mikrolar, yani ruhlar, insan bedeninde form almış olan makroların, yüksek benliklerin canları olarak deneyimleri bir amaç uğruna yaşayıp sonra da çok az verilmiş olan özgür iradenin, yani yaradan yaratım enerjisinin bedeli için yargılanıyoruz. Daha sağlık doğurursak türlü eziyetlere de maruz kalıyoruz. Yetmiyor, bir de namussuz derin ilimleri bilen insan şeytanların köle edindikleri alt astraller, yani cinler gibi varlıklar, biz öyle biliyoruz, onları da kullanarak kendi çıkarları için zarar vermelerini yaşıyoruz. Sonuç ne mi? Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım diyebiliriz. İkra Bismi Rabbikellezi halak ellezi alleme bil kalem. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O Rab ki kalemle yazmayı öğretti. Nedir kalem? Okuma yazma bilmeyen peygambere kalem eline verildi de yazdırıldı mı? Allah aşkına artık bu düşünceden vazgeçin ya. Kalem kelam demek. Kelam. Sesle ona Cebrail denen mekanizma, melekler ordusunun bir mekanizması bu. Onun bir üyesiyle manipülasyon var. Sistemi oku denmiş. Kelamla oku. Ve bu kelamla bütün insanlar, bütün varlıklar, hayvan, bitki neyse yaşamı öğrenirler. Nasıl yaşayacaklarını bilirler. Bu ilahi kelamla, bu Allah'a ait olan ilahi yazılarının düzen kelamıyla ve genel olarak da bu sesle verilir. Ses mi, ışık hızı mı? Ses hızı mı, ışık hızı mı? Ses 340 metre civarında saniyede bizim matriksimizde etki eder. Işık 300 bin kilometre saniyede etki eder. Işık hızıdır. Demek oluyor ki ses çok daha yavaş ilerliyor. Ama buradaki ışık zaten senin matriksini oluşturan sistemin özü. Fakat başlangıçta bir membran var. Oraya bir sesle manipülasyon söz konusu. İstersen ohum sesi de, sonra o membran böyle dın diye bir titreme, rezonans meydana gelmiş. Aslında hiç alakası olmayan ruh, bir olanın ruhu o manipülasyonla ışık matrikslerinde bir rezonans meydana getirmiş. Ve sonra da bütün alemler, sana sonsuz görünen bu matrik sistemleri zaman mekan olarak oluşmuş. Yani zaman mekanı direkt etkileyen bir etki var. Bu da ses. Bazı makroların da mesela Yahve gibi ses varlığı olduğunu da söylemişti. Çoğu ışık ama ses olanlar da var. Şimdi denizlerdeki ses normal havadaki sesten 4 kat daha hızlı ilerler. O yüzden yunuslar ve balinalar kilometreler ötesinden birbirlerini etkileyebiliyorlar. Deniz havadan daha yoğundur. Daha yoğun olan yapılarda, plan diyelim buna, deniz ayrı bir plan. Ayrı bir matriks olarak düşün. Sen havada yaşıyorsun aslında. Dünyanın yüzeyinde yaşıyorsun. Yerin altında yaşayanların da farklıdır algıları. Sen yerin üstünde havaya tabi olarak yaşıyorsun.
daha az yoğun olan bir matrikse tabi yaşıyorsun. Sudaki varlıkların, balıkların neyse bitkilerin işte, onların algıları farklıdır. Toprağın altında yaşayanların da farklıdır. Bu yoğunlukla alakalı bir duygu. Üretiyor varlıklar. Dolayısıyla sana etkileyen, manipüle eden ses daha yavaştır. Suda yaşadığın zaman dalgıçlar mesela basınçtan çok çabuk etkilenirler. İşte patlarlar falan ya da örümcek ağı gibi olur bütün bedenleri. Bir vizyonda ben de Mars'a gittiğimi görüyorum ama bedensel olarak da gitmişim ki aracın içinde Mars'taki piramitleri görüyorum. Hareket, toprağın altından havaya çıkıyorlar. Ondan sonra sabah kalktığımda bütün bedenimin örümcek ağı gibi olduğunu gördüm. Hatta görenler de şaşırdılar ve dediler ki yani suyun altında basınç almış gibi. Hani ne denir ona? Suyun altında şey olanlara. Öyle bir etki almışsın. Bir hafta geçmedi bu örümcek ağı gibi olan damarlarımın. Demek oluyor ki bedensel de bir deneyime tabi tutulmuştu. Diyeceğim o ki biz manipülasyonu sesle alıyoruz. Şimdi senin duyum organların, kulağın, gözün çok kısıtlı skalalarda görebiliyor ve duyabiliyor. Mesela körlerin ses algıları farklıdır. Senden daha iyi duyarlar. Yarasa mesela kör olduğu için sesle kendine gerçeklik yaratır. O sesle görür yarasa. Yılan ısıyla görür, ısıyı algılar. Yılanın da tensel algısı çok yüksek. İşte kedilerin gördüğü başkadır, köpeklerin duyduğu başkadır. Bunlar hep farklı skalalarda. Yani kedinin gerçekliği de senin gerçekliğin aslında örtüşmüyor. O seni farklı görüyor. Sen onu farklı görüyorsun. Kedi olarak görüyorsun. Ama kedinin de bir dünyası var. Ben bir sürü kedi besliyorum. Hepsini izliyorum, bakıyorum. Nasıl yaşıyorlar diye. Nasıl aile kuruyorlar, ne yapıyorlar. Hatta elime bebekleri falan doğuyor. Diyeceğim o ki, senin aldığın manipülasyon etkisi, senin algıların skalasıyla alakalı. Yani senin beden dediğin bu varlığın bir skalası programlanmış. Denmiş ki bu insan bedeni şuradan şuraya kadar duysun, buradan buraya kadar görsün. Bunun üstünde ve altındakileri görmesin, duymasın. Buna göre kendine bir gerçeklik yaratsın. Aslında sanal olan bir gerçekliği de kendi gerçekliği varsansın. O gerçekliğin içinde duygulansın, düşünceyle duyguyu üretsin. Duygudan sonra eyleme döksün, ondan sonra da kaderini yaratsın. Neydi? Düşünce kalıplarıydı. Esmalarınız. O esmalar sizi programlıyordu, kaderinizi. Sonra siz doğuyordunuz o düşünce kalıplarıyla. Ben bir olaya karşı ak diyorsam sen kara diyebilirsin. Çünkü senin esma terkibin başka, benimki başka. Hatta aynı esmalar bile çıksa Ebced değerlerinde senin isminden dolayı, benim ona vereceğim tepkiyle senin vereceğin farklı olur. Çünkü esmaların da bir skala derecesi var, oranı var. Diyelim ki ben azim esmasına sahibim. Ben de %80 çalışıyor. Sende de azim var ama %40 çalışıyor. Ben deli gibi çalışıyorum. Gece gündüz odaklanıyorum bir olaya. Aman Allah'ım öğreneyim. Sen diyorsun ki ya ben de çalışkanım. Yetecek kadar çalıştım ama bundan fazlası dursun. Ben biraz da dünya alemiyle, fiziksel alemle ilgileneyim. Birazdan bundan da bahsederiz ama olay bu kadar detaylı. Kadersel plan. Şimdi ne dedik? Ses ve ışık dedik. Bizi manipüle ediyor dedik. Ve bütün alemlerdeki bu 7 kat gök katmanı bizim güneş sistemimizle alakalı bir olay.
aslında Nuh, siz görmüyor musunuz yedi kat gökleri dediği zaman Atlantis halkına, bunu kastediyordu. Bu güneş sistemindeki yedi kat gök katmanını kastediyordu. Antik kitara aleti gibi şeyler de, bununla ilgili de video olacak, bu gök katmanların işleyişini ve matrikse olan bağını gösteriyordu. Şimdi bilmemiz gereken, bizim bu yedi kat bize göre bilgimiz buraya kadar işliyor. Bundan sonrasını algılayamıyoruz. Omega'yı bilemiyoruz yani. Algıladığımız kadarıyla ses ve ışın bizi nasıl etkiledi? Bu zaman mekan matrix planlarında. Çünkü bu bizim kaderimizi de meydana getiriyor. Ne dedik? Mutlak kader dedik. Muallak kader dedik. Şimdi tekrar kadere dönelim. Sen bir akitle geldin, doğdun. Ters karenayla doğdun. Ruhun karanlık dünyadan aydınlığa geçti. Mesela bebekler gözlerini hemen açamazlar doğduktan sonra da. O karanlığı devam ettirirler. Anne sütünü emdikleri belli bir süreye kadar. Bu hayvanlar için de geçerli. Mesela bir kedi bir ay boyunca gözünü açmıyor, açamıyor. Ya da üç hafta boyunca karanlıkta olmayı tercih ediyor. Anne sütünü emdiği için. Sonra bir aydan sonra anne sütünü yavaş yavaş terk ediyor. İnsanların bebekleri daha uzun sürede bırakıyor. O anne karnındaki deneyimi devam ettirmeye çalışıyor. O karanlığı. Biz karanlıktan aydınlığa doğuyoruz. Bize göre ışığa doğuyoruz. Ve öldüğümüz zaman da ilk gördüğümüz şey yedinci yoğunluğun ışığı. Ondan sonra ahirete çekiliyor ruhumuz gümüş kordonla. Sen bir kaderle doğdun. Bir programla doğdun. Esma terkibinle doğdun. Ne dedik? Kader sana kolaylaştırılandır. Genel olarak anlattığım esma analizlerimdeki olayı anlatayım. Sonra detaylandıralım. Bir A yolundan gidiyorsun. Ayakların B yoluna gidiyor. B yolu senin kaderindir. Sana kolaylaştırılanı yapıyorsun. Bir kızı çok seviyorsun ya da erkeği. Evlenmek çok istiyorsun. Ama bir türlü olmuyor. Sonra birden birisi çıkıyor, olmadık biri. Küt onunla nikah masasında buluyorsun, evleniyorsun. Ya da bir şehirde yaşıyorsun. Ülkeni çok seviyorsun, vatanını. Başına öyle olaylar geliyor ki bir anda kendini yurt dışında başka bir yerde buluyorsun. Hani gözüne görünecek vardı da oldu denir ya, aynı bu şekilde. İşte bu gözüne görünecek olan şey senin kaderin. Onu yaşaman gerekiyor senin. O senin kader programın. Bu deneyimleri yaşamak üzere sen gelmişsin buraya. Bir kere bunu kabul edeceksin. Kabulde ol, rızada ol. Sonrası gelir. Bir ruh tüm enkarnasyonlarında, tüm bedenleri. Tabii bu girdiği bedenler senin hücre bedeninde vardı. Yani ruhun öyle aşamalardan geçti ki bu hale gelene kadar bu seviye. Hücre de oldu, organ da oldu, saç teli de oldu, nöron da oldu. Ondan önce başka bir hayvanın bedeninde yaşıyordun. O hayvanların içinde de türlü türlü defalarca enkarne oldun. En küçük amipinden, virüsünden başla, en üst hayvan bedenine kadar gel. Ondan önce bitkiye gir, bitkide kök hücresi ol, gövde hücresi ol, yaprak ol, çiçek ol. Tekrar tekrar defalarca enkarne ola ola bu cycle'da, bu sonsuz geri dönüşüm döngüsünde bu ruh basamak basamak çıkıyor yukarıya.
Bu insan olana kadar böyle. Aman Allah'ım. Uzun böyle. Sonsuzluk diyorsun ya. Sonsuzluktan kastı bu ruhun sonsuz yolculuğu. Bu aynı zamanda Yaradan'ın sonsuz yolculuğu. Muradı seni görmeyi dilemiş. Sen de yaşadığını görmeyi dilemiş. Şimdi çok bölmeden bu konuyu. Bir ruh kadın da olur, erkek de olur. Ne dedik? Bütün hayvanları da geçiyorsun. Ve insan bedeninde de sen kadın da oluyorsun, erkek de oluyorsun farklı bedenlerde. %50-%50 olanlar genel olarak. Ama bir taraf daha fazlaysa, yani çok kadın olduysa, bir sonraki yaşamda o kadınlığa hala özenip transseksüel de olabilirsin. Veya farklı. Bu da belirlenmiş. Kadın da oluyor, erkek de oluyor. Bir yaşamında kadın döven erkekken, bir sonraki yaşamında dayak yiyen kadın olabilirsin mesela. Çok gündemde olduğu için söylüyorum. Veya dilenci de olabilirsin, kral da olabilirsin, katil de olabilirsin. Her şeyi deneyimliyorsun. Bütün duyguları deneyimlemek Yaradan'ın, bir olan Allah'ın diyelim muradıdır. Senin üstünde deneyimliyor. Ya da bir hayvanın üstünde deneyimliyor. Bütün iş duyguda arkadaşlar. Ama bu duyguları da yaratan düşünce kalıpların, düşüncelerin duyguda eyleme dönüyor. Sonra da sen buna kader diyorsun. Bütün alınması gereken dersler. İnsan olarak 3B'desin. Üçüncü boyut insanlıktır. İkinci boyut hayvanlık, bitki. Birinci boyut o ilk mineral kısımlar. Bildiğimiz kadarıyla böyle. Belki bilmediklerimiz de var. Dördüncü boyut diyorsun, bambaşka bir gerçeklik. Orada yarı enerjetik, yarı maddesel formlarda beden bulacaksın. Dördüncü boyutta. Oranın gerçekliği başka. Teserak. Burası yuvarlak. Orası teserak dediğimiz şey iç içe geçmiş küpler. Küp boruları düşün. İşte düz dünyacıların yanılsamaları. Bundan da kaynaklanıyor. Matrix'i görmelerinden de kaynaklanıyor. Aslında antik gitar aleti de düz dünyaya göre çalışıyormuş mesela. O videoya geçince tartışırız. Dördüncü boyuta geçmen için senin bu üçüncü boyuttaki insan bedenlerinde bütün deneyimleri deneyimlemiş olman gerekiyor. Almış, yani alman gereken dersler neyse. Alman gereken dersler de her biri esma ile sana yükleniyor. Yani müntekim esmasının dersi başka, mütealinin başka, mütekebbirin başka, azimin başka, vedudun başka, başka oğlu başka. 99 esma Kur'an'da verilmiş ama diğerlerinde verilen esma sayıları farklı diğer dinlerde. Dinlere göre de esmalar açılıyor. Ama bizim esmalarımız kapsayıcı olduğu için 99. Aslında Yaradan'ın esması, düşünce kalıpları sana göre sonsuzdur. Dördüncü boyutta açılan esmalar da başka. Yani bu esmalara göre bir gerçeklik orada yaratılıyor. Esmadan kastın da düşünce kalıbı. Bütün bunlar bitmeden 3B'de sana biçilmiş olan alman gereken esma baremi şundan şuna kadardır işte. 1'den 99'a kadardır diyelim. Örnek veriyoruz bize göre. Kur'an yolunda giden İslam denen insanlara göre. Bu esma, bu düşünce kalıpları ismi ne olursa olsun. Atlantis'te de esmalar vardı, Mısır'da da vardı. Farklı isimlerdeydi ama düşünce kalıpların özleri, özellikleri aynıydı. Gördüğüm için söylüyorum. Bu esma, alman gereken esma sınavları, derslerin bitmeden buradan mezun olmayacaksın. Nereye? 4B.
dördüncü boyutuna. Cennet ya da cehennem var orada. Pozitif hasat olursa cennete, cennetlere gideceksin ki orası da bir geçiş karenası. Negatif hasat olursa 4B cehennemlerine gideceksin. Orası da bir geçiş karenası. 5B'ye. Bir durak orası. Burası da bir durak. Bu sınavlar bittiği zaman gidiyoruz. Hasat oluyoruz. Yani kıyam oluyoruz. Kıyam ne demek? Uyanmak demek. Kıyam et diyoruz bak. Uyan diyoruz. Uyanışa geç. Kıyam et. Uyan ki bir sonraki gerçekliğine 4B'ye geç. Orada yaşamaya başla. Şu anda da biz maalesef mi diyeyim, ne güzel, ne şanslıyız mı diyeyim, bu kıyam zamanındayız. Buna kıyamet diyorlar. İnsanlar korkuyorlar, ediyorlar. Ha bu kıyam zamanında herkes kıyam olabilecek. Hayır, olamayacak. Belli bir ergenliğe, hani buna su dolu bir bardak gibi düşün. O bardak doldu mu, senin o kendini bardak diye düşün. Ruhunun doygunluğu o seviyeye, bardağın tamamen dolu kısmını dolduracak şekilde oldu mu, sen kıyam oluyorsun. Bir anda bir ışık çakıyor, ebreka diyorsun. Aman uyandım ben, oldu diyorsun. Hani şu anda uyandın mı, uyanmadı mı diyen arkadaşlar var ya, hiçbirisi uyanmış değil. Hepimiz uyanmaya çalışıyoruz, ben dahil. Uyandıysan eğer zaten hasat olursun. Burada da işin olmaz. Burada yaşayamazsın zaten. 4B'de yaşamaya başlarsın. Ne demek oluyor? Burada ölmüş oluyorsun yani. Bir daha enkarne olmuyorsun. Ha, bir daha enkarne olacaklar çoğunlukta. Herkes kıyam olamayacak o ergenliğe, negatif ya da pozitif. Ergenliğe, negatif ya da pozitif hasat edilmeye. Mesela negatif hasat olacaklar. %98 falan seviyesinde negatif olmak zorundalar. Pozitif hasat olacaklar %51'in üstünde olanlar. Daha kolay pozitif hasat olmak. O yüzden hep iyilikte olun diyoruz. Bu çoğunluk hasat olamayacaklar. Tekrar 3B dünyasını eski dünyada, yani zaman yok aslında, geçmiş zamanlarda enkarne olacaklar veya başka bir 3B dünyasına gidip, bizim dünyanın benzeri bir çekirdek dünyaya gidip orada bedenlenecekler. Büyük olasılıkla da bu insan bedeni olmayacak. Ama 3B algısı olan bir bedende bedenlenecekler. Ruhlarını yükseltene kadar. İşte hep ne diyoruz? 1900'lerin başında 1 milyar olan insan nüfusu 8,5 milyar. Yani galaksinin pek çok yerinden bizim spatyonumuzda ilk başlangıçta 500 bin insan ruhu varken şimdi 8,5 milyar insan aynı anda bedenlendiyse bu ciddi olarak dışarıdan göç aldığı anlamına geliyor dünyanın. Spatyonda da hiç ruh kalmamış. Herkes bedenlenmiş. Hepimiz hasat olacağız. Yani hasat sırasında çıkacak bir enerji var. Boyutlar arası geçiş kapısında bir şoklama var. O şoklama senin ruhuna iyi geliyor diye sen burada bedenleniyorsun. Hasat olacak gezegenlerin ortak özelliği bu. Şimdi konuyu burada çok dağıtmadan, daha önce bu konuları bahsettiğim için tekrar dönelim. Sen doğdun. Bu hayatta yaşıyorsun. Mutlak kader kısmına bakıyoruz şu anda. Sen doğdun burada, yaşıyorsun. Anne babanı seçtin. Daha doğrusu bir esma programıyla, kader programında zaman mekan seçildi. Anne baban seçildi. Ona göre doğdun, yaşıyorsun. O esma terkibinde neyse senin yazgın, sana kolaylaştırılan kader, ona göre, yani o düşünce kalıplarına göre yaşıyorsun. Ben ak desem bile senin düşünce kalıpların bir boru gibi düşün.
yani kapalı bir boru gibi düşün. Asla ona ak diyemiyorsun, hep kara diyorsun. Çünkü o sana kolaylaştırılıyor. Öyle konuşmak, öyle yaratım yapmak. Bu esmalara göre deneyimlerini yaşamaya başlıyorsun. Mesela bazı kadınlar hep aynı tarz erkeğe aşık olurlar. Hep de aldatılırlar. Ya da bazı iş adamı, iş kadınları hep böyle riskli işlere girer, ondan sonra da batarlar falan. Yani bu döngüsel olaylar. Yani kısır döngüye girdiysen sen eğer, bil ki orada alman gereken bir ders var. Ya adamın biri hep gidiyor hasta bir kadın buluyor, onunla evleniyor. Yani gidiyor 3 tane evlilik yapıyor diyelim ki. Ya diyorsun ki kardeşim bak, burada alman gereken bir ders var senin. Anla bunu. Tekrarlama. Çık bu döngüden. Farklı biriyle evlen. Durdur şunu ya, nötrlen. Bu manipülasyonu bir durdur, hayatınla ilgili bir şey var. Tamam, bu senin esma terkibinden kaynaklanıyor. Çünkü sen buna akit vermişsin, imzalayıp gelmişsin, mühür koymuşsun, basmışsın. Demişsin ki ben burada şu şu olayları yaşayıp acı çekmeyi istiyorum. Buna mühür koyuyorum, imza atıyorum, parmak basıyorum, öyle geldim ben buraya. Şimdi diyelim ki sen bu tarz bir sınav yaşadın, bu döngüler içinde, hep labirent içinde yaşayan bir insan olarak bu dünyadaki hayatını yaşadın. Bir yerde sonlandırdın, öldün yani. Ama neden yaşadığını anlayamadın. Ha bir de beşer kısmı var yani. Yer, içer, gezer, eğlenir, çiftleşir. Başka bir şey düşünmez, ot gibi yaşayıp gider. Öyleleri de var. Neden yaşadığını da farkına varmaz. Veya bu yaşama sırasında bir sürü başına olaylar, hep benzer olaylar gelir. Ya da birini kınar mesela. Adamın biri batar. Aa nasıl battı, ben çok daha akıllıyım, asla batmam der. Sonra aradan zaman geçer, o da batar. Veya ben asla karımı aldatmam da bilmem ne de der. Ondan sonra bir anda işte Allah'ın işi diyoruz ya. Gider birine gönlü kayar. Ondan sonra evini barkını bozar. Gider başka bir gerçeklik. Ha burada da başka olaylar var. Yani bunu seçmesinde de farklı bir olay var. Neyse sen yaşarken labirent içinde yaşadın. Böyle öldün. Derslerini de alamadın. Öyle gümüş kordonuna çekildin. Ahiret ortamına, sorgu durumuna. Ahirette de bu spatyom denilen dünya spatyomu bu arada. Yerin altında denmesinin de bir sebebi var. Çünkü anti evreninde spatyum. Orada zaman yok, böyle akmıyor. Mekanlar akıyor. Şimdi ruhun oraya gitti. Bir kısmı da ka olarak burada mezarda kalıyor, kabir azabını yaşıyor. Ama ba kısmın gitti. Orada sorgulama başlıyor. Dendi ki rehber melekler, işte rehber varlıklar ve yüksek benliğinin kontrolü altında bu sorgu sual meselesi oluyor. Orada böyle yelpaze gibi açıldı. Yaşadığın her şey, hiçbir şey gizli kalmaz. Yaptıkların da, sana yapılanlar da. Böyle film gibi seyrediyorsun. İşte birisi senin hakkını yemişti de aslında olan olay neydi falan, onları görüyorsun. İşin iç yüzünü görüyorsun yani. Yapanı da yaptığını da. Bakılıyor. Sen de bakıyorsun. Sana özel küreler, cennet cehennemler var orada. Küçük. Bu asıl cennet cehennemler değil ama. O Kur'an'da anlatılan cennet cehennemler dördüncü boyuta ait. Fakat Miraç'ta gördüğü şeyler bu spatyum, yani ahiret cennet cehennemlerine ait. Belki bunu ilk kez söylüyorum. Hatırlayamadım. Bakıldı, dendi ki rehber mi? Sen bir şey anlamamışsın yaşadıklarından ya. Ya sana sınavlar verilmişti. Daha doğrusu sen bunlara akit vermiştin, gitmiştin. Ben bu karmaları temizleyeceğim. Bu sınavları
bu karmaları temizlemek için aldım demiştin. Ama gitmişsin. Hep aynı şeyleri yaşayıp yaşayıp bir şey anlamadan gelmişsin kardeşim. E ne yapalım? Gel sen şurada sana özel cennet cehennem o hücresel yerlerinde şifalanma yeri de ona istersen küreciklerde kal. Biraz şifalan. Sonra biz seni benzer deneyimleri bir daha yaşaman için tekrar benzer esmalarla programlayalım. Ama programlarken benzer esmaların belki bir kısmını temizledin karmaların. Oranını değiştirerek yükleyelim sana. Sen tekrar doğ. Ha bu spatyumdaki minik cehennem ve cennetlerde, küresel şifa merkezlerinde. Diyelim ki sen kumarbazdın yaşarken. Hiç akıllanamadın, durmadan evini, barkını, her şeyini mahvettin bu kumar illeti yüzünden. Çünkü en yüksek dopamin üreten olay kumardır. Çünkü random'dır. O heyecanı yaşamak, cinsellik de aynı şekilde önemlidir. Ama en fazla dopamini kumar gibi böyle adrenalini, dopamini en yüksek seviyede üreten olaylar sağlar. Açıldı önüne bir sürü kumar masası. Oynadın. Bu spatyumda oluyor bu olay. Kazandın. Bir noktada küt kaybettin. O heyecanı yaşıyorsun. Nasıl bir duygu bu? Sen akıllanana kadar, burnunu sürtene kadar yerlerde bu devam ediyor. Kumar masaları açmak. Ta ki diyorsun ki ya ben anladım, tamam, mutmain oldum, tatmin oldum diyene kadar ruhunuz orada senin, hani buna cehennem de bu olaya, azap içinde devam ediyorlar. Bunu yaşamana. Ruhun bir yerde tatmin oluyor. Ondan sonra tekrar dünyada, dünya matriksinde bedenlenme seviyen. Ya da işte çok fazla aldattın karını bilmem ne ya da işte kocanı neyse. Sana orada olmadık şekilde çok fazla insanlar çıkartılıyor. Sen bunu dibine kadar yaşat. Artık böyle hani cirehetler akıyormuş falan, karnından alevler çıkıyormuş. Aklına ne gelirse, nasıl görüntüler gelirse. Çok kötü şeyleri yaşıyorsun. Diyorsun ki ya tamam ben aman lanet olsun istemiyorum. Bir daha yaşamak istemiyorum diyor ruhun. Bu seviyeye gelene kadar o cehennemde bunları yaşamaya devam ediyorsun. Yani demek oluyor ki senin sapmaların neyse o spatyumdaki cennet cehennemler ona göre programlanıyor. Değişken yani. Spatyumdaki cennet cehennemler herkesin bir önceki yaşamında ya da yaşamlarından gelen karma tortularının sapmalarını düzeltmek üzere yapılandırılıyor. Herkesin cennet cehennemi bu anlamda ahirette kendine özgüdür. Fakat bu 4 beydeye hasat olacağın cennet cehennemler değildir. Tekrar üstüne basıyorum. Sen bu sapmalardan, bu şifadan çıkarıldın. Ruhtan bahsediyorum, ruh olarak sen. Tekrar benzer esmaları yükleniyor sana. Fakat farklı oranlarda dedik. Yüklendin. Buna uygun anne baba seçiliyor. Yani bu sana uygun esmaları, deneyimlerini yaşamana uygun frekansta olan anne baba. Çoğunlukla ruh aileleri birlikte yaşar. Çünkü frekansları birbirine yakındır. Bir önceki yaşamında kızın olan bir sonraki yaşamında annen olabilir. Bunu ben yaşadım mesela. Kendime yaptığım regresyonda annemin daha önce kızım olduğunu görmüştüm. Ona uygun anne baba seçiliyor. Ona uygun zaman mekan seçiliyor. Ve sen tekrar ters karenayla doğuyorsun. Uygun olan zaman mekanı. Yine benzer olayları yaşamaya başlıyorsun.
aynı kısır döngülere dönüyorsun. Gidiyorsun hep aynı tarzda adama aşık oluyorsun falan. Ya da gidiyorsun iş batırıyorsun, yanlış şeyler yapıyorsun. Ya da doğru işler yapıyorsun. Fakat bir yerde bakıyorsun, diyorsun ki ya neden hep sürekli aynı benzer olaylar başıma geliyor? Bunda bir iş var deyip uyanmaya başlıyorsun. Ha bunda ne etken aslında Spatium'da senin ruhuna şifa verildi ya, bir sürü olaylar tekrarlatıldı, gösterildi. Sen hani bu 5D lunaparklarda içine girersin, gözlük takarsın, orada var gibi yaşarsın ya, uçurumda atlıyorsun mesela böyle. Ben çok severim mesela o şeyi yaşamayı. Hep de giderim bu 5D ya da 7D'si de var öyle diyor. Yani koku hissediyorsun, rüzgarı falan. İşte Spatium'daki bu küreciklerin içi böyle. Gerçek gibi ruhun onu algılıyor. Yani şu anda da Second Life programları gibi, oyunları gibi şeylerde sanal gerçeklikler yaratılıyor. Dünya insanı bu sanal gerçekliğin içinde kendi gerçekliğini yaratmaya başladı. Aynı bu Spatium'daki olay gibi. Bir anda sen durdun, baktın, dedin ki ya bunda bir iş var, ben şunu bir durdurayım. Hayır demeyi öğrendin. Dedin ki ben kendime zulmetmişim ya. Ben niye bunu yaptım? Eller ne der diye gittim evlendim. Eller ne der diye yaşadım. Annem aman kızım şu olmasın da bu dedi. Ya da babam bunu dedi. Kardeşin için yaptın, eşin için yaptın, çocuğun için yaptın. Aa bir baktın hayatın geçmiş bitmiş. Ne var elinde? Ellerin bomboş kaldı. Aman Allah'ım. Bir anda durdun, dedin ki ya ben bana uygun, yani ruhumun istediği bir gerçeklik var. Ben bu adamla ya da kadınla evli kalmak istemiyorum arkadaş. Bu gerçeklik bana uygun değil. O kendi gerçekliğini bana dayatmaya çalışıyor. Kendi istediği bende görmeye çalışıyor. Ama ben onun istediği değilim. Sonuçta ben yalnız doğdum, yalnız yaşıyorum, yalnız öleceğim. Tamam aileni koruyacaksın. Bu senin sorumluluğun, en başta anne baba olmak senin en birinci sorumluluğun. Rehberlik çünkü çalışması bu. Onunla da programlanıp geliyorsun. Ama bir de kendine zulmetme olayı var. Bunun için kendini affedeceksin önce. Neden? La ilahe illa ente sübhaneke inne küntü mine zalimin de. Ondan sonra de ki ben kendime zulmettim, burada durdurdum, noktayı koydum. Bu gerçeklikten sincap hani tekerleğin içinde zavallı hayvan döner döner bir türlü çıkamaz. O durumda yaşadın. Durdur, affet kendini. Çık o labirentten. O tekerleğin içindeki sincap olma, çık dışarı. Sonra da etrafındaki insanlara bir bak. Hepsi senin gibi kendi kader yazgılarını yaşıyor. Yani esmalarıyla programlandıkları düşünce kalıplarına göre yaşıyorlar. Ne dedik? Benim ak dediğime sen kara diyorsun. Çünkü ona göre programlanmış beynin. Düşüncelerin böyle geliyor aklına. Sonra o düşüncelerle sen bir duygu üretiyorsun. Duygu üretme meselesi de yaradanla alakalıdır. Yaradanın elektrik fuat enerjisi üstüne küt biniyor. Düşünceyi aktive ediyor. Hani ses nasıl aktive ediyor ışığı? Sesle helak edilen toplumları da aklınıza getirin. Piramitler de ses teknolojisiyle yapıldı. Geçmişte Atlantis'te bu çok uygulanıyordu. Yakında biz de bu ses teknolojisini çok güzel kullanacağız. Sen bu şekilde kendini o anda hissettin, kendine zulüm etmemen gerektiğini. Bir uyanma yaşadın. Yaşamsal kıyam yaşadı. Ondan sonra onların da kaderleri olduğunu, onların da bir esma terkibiyle düşünce ürettiklerini anladın. Bu noktaya geldiğin anda onları da affetmeye başlıyorsun. Ha, biliyorum çok zor affetmek.
Çünkü adam haksız yere seni suçlamıştır, iftira atmıştır. Çünkü seviyesi düşüktür karşındaki ruhun. Seni anlamaktan çok uzaktır. Der işte bu şeytandı bilmem neydi falan. Ya da başka bir şey. Ama o öyle dedi diye sen böyle değilsindir. Hani cami duvarına şey atmakla o cami kirlenmez. Güneş lekelenmez. Zor affetmesi. Fakat bir noktada ölüm var. Ölümü gördüğün zaman zaten geri kalan hani ne olursa olsun diyorsun. O zaman helalleş onlarla. Hani öldüğün zaman helallik istenir ya, olay bu aslında. Hak meselesi. Birbirinin üstünde hak oluşturuyorsun. Birbirinin üstünde manipüle ederek birbirine etki göndererek hak meydana getiriyorsun. Sonunda da karmalar oluşuyor sende. Vicdan meselesine birazdan gireriz. Bu da ince bir konu. Öğrenmemiz gereken bir konu. Sen bu noktaya geldiğin anda nötre geçiyorsun. Ölmeden önce ölme hali bu aynı zamanda. Hani her zaman bahsettiğim bir konu var. Adamla kadın sürekli kavga ediyorlarmış. Bir erdemli bir kişiye gitmiş. Anlatmış hocam böyle böyle. Bu adam işte bu kadın bana sürekli böyle böyle yapıyor, küfrediyor. O da demiş ki bir ay içinde öleceksin oğlum ya da kızım. Gitmiş evine ölecek bir ay içinde. Bu sefer karısına çok iyi davranmaya, daha doğrusu susmaya başlamış. Kadın durmadan küfrediyormuş, ağzına geleni söylüyormuş falan. Bir bakmış kadın aradan 15 gün geçmiş. Bu adam hep susuyor, hiç konuşmuyor. Ne dese de. Daha önce çekişiyorlardı, o ona söylüyordu, bu buna söylüyordu. Tahrik oluyorlardı, ne güzel. Ondan sonra evin içi cehenneme dönüyordu, çocuklar da etkileniyordu falan. Çok zor bu tür yaşayanlar çok biliyorsunuz. 15 gün sonra kadın demiş ki ya ben bu susuyorsa ben de bir susmayı deneyeyim. Sonra o da susmayı denemiş. Bakmışlar ortalık cennete döndü. Herkes mutlu mesut, birbirine iyi davranıyor, birbirinin hakkını gözetiyor falan. Aradan bir ay geçmiş, adam ölmemiş. Bir buçuk ay geçmiş, adam ölmemiş. Sonra gitmiş hocasına demiş ki, ya hocam siz bana bir ay içinde öleceksiniz dediniz ama ben ölmedim. Hocası da demiş ki, oğlum ben sana bir ay içinde öleceksin dedim, bu ay içinde mi öleceksin dedim. İşte olay bu. Yarın ölecekmiş gibi yaşarsanız eğer, gerçekliğiniz bir anda değişiyor. Nötre geçmek, ölmeden önce ölmek demek bu demek. Siz bu yaşamınızda size esmalarla yüklenen deneyimleri, dersleri gördünüz. Bu algı seviyesine geldiniz. Bu şekilde öldünüz diyelim ki. Ne oluyor? Spatyuma, ahirete çekildiniz tekrar. Bağınız gümüş kordonla. Orada tekrar sorgulamaya alındınız. Rehber varlıklar, yüksek benliğiniz falan. Hep birlikte bakıyorsunuz. Böyle film gösterildi. Projeksiyon açıldı. Sen ne ettin? Sana ne edildi? Baktılar. Sen de baktın. Sen dersini almışsın. Aferin. Sınıfını geçmişsin. Ne yapalım? Gel burada biraz daha şifalan. Sana bu sefer daha önce hiç tatmadığın deneyimleri de yapmak için, yaşamak için yepyeni esma terkibi yükleyelim. Ve sen bunun altına imzanı at, mührünü koy. Tekrar ona uygun zaman mekana, anne babaya doğ. Bu sefer ne oluyor? Yepyeni deneyimleri yeni doğduğunda tekrardan yaşamaya başlıyorsun. Ama bu daha öncekinlere benzemiyor. Çünkü sana yüklenen esma yani düşünce kalıpları farklı olduğu için senin olayları yönlendirme, kaderini yazma olayın. Kendinden kendine yazıyorsun sonuçta. Öyle gibi ama aslında yaradan
kendi görmeyi istediği, yaşamak istediği duyguları yaşatmak için sanal olarak bizleri var ediyor. Bütün dersler bitince dedik ki sen buradan hasat olursun. 4B gerçekliğine doğarsın. Demek oluyor ki bütün deneyimler buraya biçilen, 3B'ye biçilen esmalarla alakalı. 4B esmaları daha farklı. Şimdi siz tekrar öldünüz. Burada deneyimleri, yepyeni deneyimleri yaşadınız. Ve iyi bir şekilde deneyimlerinizi alarak nötr hale geçtiniz. Ve spatyumda tekrar sorguya çekildiniz. Peki bu spatyumda biçilen esmalar, yani size yüklenen esmaların oranları, ayrıca hangi esmaların olacağı neye göre belirleniyor? Bu da tabii ki karmalara bağlı. Karma dediğimiz olay da duygusal sapmalar demektir. Peki bunlar nelerden kaynaklanıyor? Birincisi sizin bir önceki yaşamınızdaki duygusal sapmalarınız. İkincisi sizin önceki yaşamlarınızdan gelen duygusal sapmalar, karmaların tortuları. Çünkü her bir yaşamda belli seviyede karmaları temizleyebiliyorsunuz. Hepsini birden temizleyemiyorsunuz. O tortular da geliyor. Ayrıca 7 sülaleniz var. Atalarınızdan gelen. Dedem erik çalmış, torunun dişi kamışmış meselesi. Onların da karma tortuları var. Bir tane mi 7 sülale var? Hayır. Farklı aile köklerinden de geliyor olabilirsiniz. Ruh aileleri birlikte yaşar dedik ama değişebilir. O diğer 7 sülalelerin de karma tortuları var. Onlar da ilave ediliyor. Bir yapay zeka ortamı düşünün. Enerjetik yapay zeka ortamı düşünün spatyumda. Oraya azalan bileşenler olarak ekleniyor ve bir karma bakiyesi ortaya çıkıyor. İşte bütün olay bu ortaya çıkan karma bakiyesinden dolayı. Bu karma bakiyesi hangi frekanstaki esmalara uygun olarak ve bu esmaların da oranları ne şekilde olması gerekiyorsa o program yükleniyor ruhlara. Buna göre zaman mekan seçiliyor, buna göre anne baba seçiliyor ve siz buna göre doğuyorsunuz bu düşünce kalıplarıyla. Ve ruhun da ilk önce epifiz bezinin bedende üretildiğini biliyorsunuz. 21. günde epifiz bezi bebek ceninde, o nüvede oluşmaya başlıyor. Sonra diğer organlar üretiliyor. İlk organınız epifiz bezi sizin. 120. günde de bu epifiz bezi faks modeminiz, bedeninizdeki canın girip çıktığı yerde orası. Epifiz bezi. Yani ruh oradan girip oradan çıkıyor. Sizin rüyalarınız, duru görüleriniz, astral seyahatleriniz, her bir şey bu alnınızdaki 6. çakranızdaki epifiz beziyle 3. gözünüzle alakalıdır. 120. günden sonra o yüzden bebek aldırılması hak değildir ve insan öldürme kapsamında ilahi olarak işlem görür.